Merhaba Dünya Ali. Saat 20 Selim Atalay. Olanları ve olacakları konuşacağız. Haber yağıyor. Dünyadan hepimizi ilgilendiren bölge gelişmeleri. Bölge sıcak. Bölgeye hakimiz. Şimdi bir tane bazı başlıklar okuyacağım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'de temasların ikinci gününde. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Baş başa ve ikili görüşmeler, sonra da heyetler arası görüşmeler yapıldı. Sonra medyaya da konuştu iki lider ve iki ülke işbirliğinin daha da geliştirileceği tekrar teyit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın skandal sözlerine soruşturma başlattı. Ve o skandal sözlere CHP Genel Başkanı da sahip çıktı. Kılıçdaroğlu Tezcan'ı korudu ve sözleri desteklediğini ifade etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Diyarbakır'a gitti ve denetleme ve incelemelerde bulunuyorlar birliklerde. Ve 15 Temmuz ihaneti Genelkurmay Başkanlığı'nda 2. Başkan Yaşar Güler'in kaçırılma planına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İhanetin kanıtı bol miktarda var şimdi Dünya Ali. Kuzey Irak'taki senaryonun Kuzey Suriye'de de oynanacağı yolunda bir ilginç yazı son dakikada geldi elimize. Onu okuyoruz, heyecanla aktaracağız. Duruma hakimiz derken bunları kastetmekteyiz. Şimdi bir önce başlıklara bakalım. Şöyle, Astana süreç devam ediyor. Tekrar buluşacaklar Aralık ortasında. Türkiye, İran, Rusya, Suriye ve sonraki süreç. Suriye tarafına bakacağız da önce bu Astana tarafında Rusya'nın anlaşılan muhtelif önerileri, bir de işte ben konferans topluyorum dedi. Rusya kendi başına bir Suriye konferansı topluyor. Ona bakacağız tekrar. Ve bu konuda İran ve Türkiye işte bu kapsamda o konferansı da düşüneceğiz, ele alacağız dediler. Ama tekrar aralığın ikinci yarısında tekrar Astana'da buluşulacak. Ama bu işte konferans toplanacağı meselesi de bir şekilde gündeme alınmış durumda. Astana en azından Türkiye ve İran süreci izlemekteler. Onu teyit edebiliriz. Şimdi Amerika'nın Dışişleri Bakanı ile Savunma Bakanı Pazartesi günü kongredeydiler. Konu çok başka bir şey de orada asıl önemli olan şuydu. Kilit soru. Senatörler de onu merak ettiler. Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde. Donald Trump kongreden izin almadan Kuzey Kore'ye bombardıman başlatabilir mi, başlatamaz mı? Ya da bir başka deyişle Kuzey Kore'ye savaş açabilir mi? Şimdi bunun hep çevresinde böyle dolaştı hikaye ama işin özü bu. Şöyle, evet başlatabilir. Yani Tillerson ve Mattis doğrudan bir şey söylemediler. İşte belirli şartlara bağlı, o an eğer bir provokasyon, bir saldırı olursa Kuzey Kore'den tekrar onu sonradan teyit edene kadar kim yapmıştı, ne olmuştu falan diyene kadar okeyden zaten çıkmış olacak. Onu en azından Mattis'la Tillerson, bir de işte sizler biliyorsunuz o noktada. Şimdi diğer konulara işte bu terörle mücadele, birden Nijer'de Amerikalı askerler ölüyor falan, Nijer neresi, ne işleri var orada diye bir soranlar da çıktı. O mevcut yetkilerle bu terörle mücadeleyi sürdürüyoruz diye işin içinden çıktılar. Yani nedir? İşte George Bush'a mı verilmiş, Obama zamanında teyit mi edilmiş? Yani ta o zamanlardan kalma yetkiler şu an gayet güzel yürürlükte. O yetkilerle işte Nijer'se Nijer, Gana'ysa Gana, Pandispanya'ysa o. Yani her tarafa gidip istediklerini yapabiliyorlar. Niye? Yetkimiz var. Şimdi orada bir şey yok. Fakat Kuzey Kore konusu, çünkü kongre şimdiye kadar sakın Kuzey Kore ile bize danışmadan bir şey yapmayın falan diye gidiyorlardı. Yok yani Kuzey Kore'de şartlar son derece
tehlikeli ve oynak. İki tane müttefikimiz var orada, Güney Kore ve Japonya diyor bakanlar. Ve işte aynı zamanda orada Amerikan askerleri de var. Amerikan askerlerinin de tehlike altında olması bir başka inisiyatif. Ve işte bu konuda eğer durum icap ederse, başkan da emir verirse, önce ateş edip sonra soru sorma sistemi Kuzey Kore dosyasında var. Gelişmeler şimdilik sıcak değil ama Donald Trump'ın işleri belli olmaz. Kuzey Kore'nin işleri de belli olmaz. Bu açıdan orası hala yavaş yavaş böyle kaynıyor. İngiltere parlamentosu. Şimdi dünyada küresel, işte Hollywood'daki prodüktör, öbür taraftaki şarkıcı, yok aktör, dizi yıldızı, sürekli bir kirli çamaşırlar ortaya çıkmaya başladı. Bir açıdan ne güzel, evet saklanan suçların cezası bulunsun. Fakat bu yine toptan bir temizlik değil maalesef. Böyle kime ne denk gelirse, piyango vurursa şeklinde bir kampanya, kim bastırırsa o öbürünü götürüyor gibi dosya olarak ya da piyasadan siliyor anlamında. O yüzden adil bir temizlik maalesef işareti henüz yok. Ama şöyle bir şey var. Sürekli burada da mı, orada da mı diye hayret verici sorular sordurtan olaylar. Olay yerlerinden bir tanesi İngiltere Parlamentosu. İngiltere Parlamentosu bir taciz merkeziymiş. İngiltere'nin yapısında aslında yani çok şaşırtıcı bir şey değil. İngiliz bulvar medyası, magazin medyası zaten yeterince anlatıp duruyordu. Şöyle 40 adet hem de muhafazakar milletvekilinin adının karıştığı olaylar var. İşte muhtelif derecelerde taciz, daha ağır saldırı ve diğer konular diye geçiyor. Bunlardan işte 7 tanesi bakanmış. Bu bakanlardan bir tanesi Savunma Bakanı, akşamüstü itirafta bulundu. Evet, bir yemek sırasında bir medyacı hanımın dizine dokundum diye. İşte böyle itiraflar geliyor. Şimdilik bir genel dökülme, ifşaat zinciri var ama tekrar yani kime denk gelirse, kimi vurursa şeklinde, ama İngiltere Parlamentosu da bu şekilde girdi. İngiltere Parlamentosu varsa Amerikan Kongresi ne olacak diye soranlar da çıkabilir. Onun için bu iş başladı. Atlantik'in iki tarafında şu an tüm hızıyla devam ediyor. CIA Hitler'i bulmuş. Yok öyle bir şey. Yani Türkiye'de maalesef dış haberler konusunda şikayetimizdir. Duyduğunuz haberlerin çoğu yarım bilgiyle yazılan haberlerdir. Bakınca işte CIA Hitler'i bulmuş. Yok öyle bir şey. CIA'nin Hitler konusuyla ilgilendiği biliniyor. Evet, belgelerde öyle bir işaret var ama Hitler'in bulunduğu falan filan yok. Yarım kulakla ve yarım gözle ve yarım bilgiyle yapılan haberlere itibar etmeyiniz dedikten sonra ne olmuş? İşte bu yeni belgeler. İhbar gelmiş. Birisi diyor ki Kolombiya, Latin Amerika'daki Kolombiya'da kaçan Naziler var. Kaçan Nazilerin çoğu zaten Washington'a gitti. Kaçan Nazilerin çoğu CIA'nin programlarında çalışmaya başladı. Kaçan Nazilerin çoğu Amerikan uzay programında çalışmaya başladı. Yani Naziler, aha Latin Amerika'ya Naziler kaçmış falan, kimse kimseyi kandırmasın, öyle bir şey yok. Orada da bir Nazi komünitesi varmış. İşte orada Hitler'e benzeyen bir adam dolaşıyormuş. Seyrede gidin bakın demiş. Onlar da rapor yazmışlar böyle böyle diye. Fakat tabii ki sağlam bir şey çıkmamış. Bir de bu belgeler büyük dosyaların içinden böyle seçmece çıkartıldığı için tek belgeyle bir işe yaramıyor. O belgelerin dosyasının bakılması lazım. O da imkansız bir şey. CIA'nin Hitler dosyasına bakmak şu ana kadar herhalde kimse görmemişti öyle bir dosyayı. Bölük pörçük parçalardan da geldiği için, işte medyada üstüne böyle atladığı için, medya, Batı medyası atlayıp bazı bir kısım yerel medyada yarım kulak ve yarım şeyle yaptığı için hikayeyi, onun için böyle karman çorman tablolar ortaya çıkıyor. Evet, gitmişler bakmışlar, Hitler'i bulamamışlar. Türkçesi o. Fransa. Fransa'nın büyük üniversite projesi var. Üniversiteleri 1 milyar euro harcayacak. Fransa'da değil aslında, Monsieur Macron'un planı.
Üniversiteler çok rahatsız. Üniversiteleri yatıştırmak için bir anlamda Macron rüşvet verip üniversiteleri susturmaya çalışıyor. Neymiş? İşte kapasiteyi artıracak. Yeni bina gerekirse yapılacak. Yurt yatakhane yapılacak. En önemli şey öğrencileri mutlu etmek için. Yurt ve yatakhane olduğu zaman öğrenciler mutlu. İşte çünkü öğrenciler sokağa döküldüğü zaman arkalarında bayağı bir izleyen oluyor. O sokağın etkisini kırmaya çalışıyor Macron. Kimsenin sokağa çıkmaması için herkesin ya da bir kesimin mutlu olması lazım. Şimdilik işte öğrencileri hedef almış durumda. Çünkü üniversite sınav sisteminde de bir sıkıntı var. İşte orada da bir üniversite sistemi var. Fakat herkes işte popüler üniversitelere girmeye ya da bölümlere girmeye çalışıyor. Bu arada Fransa'daki popüler bölümler dikkatimizi çekti. Herkes hukuk ya da psikoloji okumak istiyormuş. O iki bölüme çok büyük talep varmış ilginç bir şekilde. Psikoloji ve hukuk. Ve işte talep fazla olunca Fransa kura çekmeye başlamış bu popüler bölümler için. Popüler bölümlerin kurayla seçilmesi de başka haksızlıklara neden oluyor. Şimdi onu çıkartacaklar. Loto, piyango çekilmesi işini bırakacaklar. Onun yerine üniversiteler kendileri tercih edecek. Kendileri öğrenci alacak ve kendi standartlarına göre. Bu şekilde bir durum var. Fransa'da eğitim sisteminden memnun değil. Üniversite eğitim sistemini Fransa gözden geçiriyor. Türkçesi bu. Şimdi büyük resme bakabiliriz. Bağdat'ın Kuzey Irak operasyonu. İlk başta işte tanklarla falan gittiler. Sonra daha iyi bir yöntemle, ikna yöntemiyle gitmeye başladılar. İkna yönteminde ilk aşamada Habur'a geldi. Bağdat'ın otoritesi şu an Habur ve diğer tarafta karşıda da var. O bölgede Başbakan Yıldırım da zaten açıkladı. Habur tarafında Irak Merkezi Otoritesi gücünü kurmuş durumda. Türkiye Bağdat'la da görüşerek tekrar yeni bir sınır kapısı, daha böyle telafere yakın noktadan, onu da Başbakan Yıldırım açıkladı. O dolayısıyla bir sınır kapısı, telafere daha uzanan, daha yakın bir sınır kapısı daha olacak. Bağdat'ın onayı var, orada bir itiraz yok. Ve de Bağdat bu Fişkabur noktasından hem Habur'a hem de Suriye tarafına geçiş vardı. O Suriye sınırını da şu noktada duyuru yapmışlar. Oradaki kim militanlar varsa biz geliyoruz devralacağız diye. Şimdilik bir itiraz olmadığı anlaşılıyor. Uluslararası sınırları Bağdat kontrol ediyor. Suriye tarafını tümüyle şu an ele geçiremediler ama yani bir girişim olmadı ama iki vakte kadar yarın öbür gün gidip orayı da devralacaklar. Sonra Başbakan İbadi'nin tam biz yayına girerken açıklaması vardı. Peşmergenin maaşlarını Bağdat verecek diyor. Bir başka yöntemle Kuzey Irak'ın o işte kendine özgü feodal otoritesini Bağdat ele geçiriyor. Diyor ki maaşlar maaş varsa ben ödeyeceğim. Tabii o zaman kime ne gidiyor falan onlar da biraz daha yakından görülmüş olacak. O da yeni bir açıklama. Sonra telafere yönelik yeni sınır kapısı konusunu konuştuk. Ve de Erbil'e ne olacak? Barzani ve işte Mr. Barzani'nin sahneden çekilmesiyle ki zaten hayır çekilmeyecek ki işte bir şey konseyi varmış. O konseyin başında oturacakmış falan. Hayır. En başta Amerika istemiyor Mr. Barzani'yi. Onu sık sık hatırlatmak gerekiyor. Mr. Barzani'yi Amerika istemiyor. İlginç bir tarihi dönemeç. Sonra kızmasında yani bayağı içerlemesinde şey var, hak var. Bir kenara çıkartıp attılar, bir anda kaldırıp attılar. Ha, onların da söylediği şu, biz ona kumar oynamaması için uyarı yapmıştık. Bizi dinlemedi. İşte maşa olmak böyle bir şey.
dinemediğiniz zaman sizi kenara atıyorlar. Örnek 2138 falan tarih boyunca devam ediyor. Hala da devam edecek gibi. Kumar oynadı ve kaybetti Mr. Barzani. Peki kumarda hile var mı? Şimdi yeni bir bahane bulundu. İran yüzünden oldu diye. Şimdi Bağdat'ın siyasi kararlılığı olmasa İran orada zaten bir şey yapamazdı. Ha, Bağdat'ın elinde yeterli asker ve operasyon yapacak eleman var mıydı? Yok. Evet, onu işte aşağı bir milisleriyle karşıladı mı? Karşıladı. Bu İran mı demek? İşte yani bu tartışmalar için o kadar geç ki 2017'nin Ekim ayında, Kasım ayında bunlar konuşulacak şeyler değil. 2001'den konuşmak lazım. 2008-2009'dan konuşmak lazım. 2012'den konuşmak lazım. Bu saate kadar, buraya kadar her şey gelmiş. Irak'taki etnik yapının militan ya da milis üretmesi yeni hatırlarına gelmiş. Aa, İran etkisi falan filan diyorlar. Günaydın, 2017'de mi uyandınız diye tekrar sormak lazım. Sonra bu işten kim kazandı? İran kazandı deniyor. Ama asıl İbadi'nin de siyasi olarak İran'ın gölgesinde kalmadığı dikkati çekiyor. Yani İran'ın belki işte General Süleymani falan faaldi, popülerdi. Fakat İbadi'yi gölgeleyecek bir şey olmadı orada ilginç şekilde. Bağdat'ın otoritesine milisler dahil, Haşşami dahil, Süleymani dahil kimse bir gölge düşürmüyor. O daha önemli. Yani hala merkezi otoritenin İbadi olarak, İbadi Şiilerin, tekrar bunu daha önce konuşacaktınız, daha önce düşünecektiniz. Washington'a da aynı sözü söylemek gerekiyor. Şimdi ne olacak? Washington'un planı şu. Dün de kısmen anlatmıştık. İşte Talabani, Kubat'la Barzani, Neçirvan otursunlar, anlaşsınlar. Fakat Talabani tarafında da işte Büyük Talabani'nin tam bu olaylar sırasında vefatından sonra yeni bir acaba taht kavgası çıkar mı diye kaygı var. Fakat asıl taht kavgası ve devam ediyor Barzani tarafında. Çünkü Barzani tarafında daha taşlar oturmuş değil, beklemedikleri bir durum. Aynı zamanda işte Neçirvan'a sen yap diye oradan destek çıkınca kim destek veriyor? İşte Amerika'nın söylemleri bunlar. Dolayısıyla kendi tabanı var mı yok mu? Kendi sözünü geçirebilir mi? Tekrar amcaya mı sorması lazım? Bütün bunlar kendi aralarında konuşmaları gereken olaylar. Sonra asıl kaybeden Amerikalılar kaybetti diye İran tarafından bir yorum var. Çok büyük bir olasılıkla haklı bir yorum. Çünkü İran her zaman daha önceden planladı ve Amerika'nın hamlelerini önceden görerek karşı hamle yaptı diye bir yorum var. Bu arada bir İran Ulusal Güvenlik Yetkilisi'nin demeci var İran medyasında. Diyor ki biz baştan bu referandumu durdurmaya çalıştık, yapmayın dedik. Çünkü Kuzey'in çıkarlarına uymuyordu, onun için uyarmıştık. Fakat Mr. Barzani maalesef sosyal tabanını yanlış hesapladı. Ne kadar desteği olduğunu yanlış hesapladı ve bu oylamayla devam etti. Sırf sosyal tabanı değil, uluslararası tabanını da yanlış hesapladığı anlaşılıyor. Bu arada ilginç bir nokta, parantez açıp bunun belki daha geniş konuşulması lazım. İsrail bayrakları açılmıştı kuzeyde. Bir işte o yerel üç renkli bayrak vardı. Bir de İsrail bayrakları vardı. İsrail'in bu kadar kaybetmeye eğimli kaybedeceği bu kadar belli bir oyunu görerek bu kadar işin içine girip kendisini deşifre etmesi nasıl yorumlamak gerekir? Orada bir şey var. Yani başarıdan emin olmasalar bu kadar açığa çıkarlar mıydı diye sorma var. Yoksa başka bir taktik mi? Onlar belki ayrı bir program konusu. Onu ayrıca bir kenara not alalım. İsrail faktörü, bayrak çıkartacak kadar olaya güvendiler mi? Yoksa bayrak nasıl çıktı ve şu an o sonrası nasıl dönecek? O bir başka konu. Sonra başka onu dedik. Şöyle, bundan sonrası için Tahran etkisi ve Bağdat etkisi deniyor ama tekrar Bağdat'ın otoritesini sarsacak bir şey görünmüyor ortalıkta. Dolayısıyla
son sözü şimdilik ibadi söylüyor. Kuzey'de de duruma Bağdat hakim, o görünmekte. Bütün bu Bağdat'ta ve Kuzey Irak'ta olanların hepsini çok yakından Şam'ın izlediği ve Şam'ın da benzer uygulamayı Kuzey Suriye için düşündüğü yolunda bir haber yorum. Demin ona bakıyorduk. Reuters diyor ki oradan rejimin bir yetkilisiyle konuşmuş. Diyor ki gayet ibret verici şekilde Kuzey Irak olayını izlediler ve benzerini Suriye için de yapmak niyetindeler. İşte bu falan filan güçleri var. O güçlere karşı bu komutanın ve aynı zamanda Hizbullah da şimdi şeyde Irak'ta Haşhabi'nin Şam destekçisi olarak rolü ortaya çıkıyor. Burada da Hizbullah'ın ve tekrar Haşhabi'nin ve diğer Şii milislerin etkisinin ortaya çıkacağı anlaşılmakta. Yine aynı senaryo, yani merkezi idare, işte Rusya etkisi, öbür tarafta İran desteği, muhtelif milisler, aynı şekilde milisler ve de malum sınırlara kadar bütün idarenin, merkezi idarenin eline geçmesi. Şöyle diyorlar ki DAEŞ'tan aldıkları ya da temizlediklerini iddia ettikleri alanlar Şam'a aittir. Merkezi idareye aittir. Dolayısıyla orada hak iddia etmeleri söz konusu olamaz. Sonra Rakka ve diğer noktalarda yine bir işgal olduğunu söylüyor Şam. Yani DAEŞ gitti, bir başka çete geldi şeklinde. Orada da işgal sürüyor. Bizim birliklerimiz oraya girene kadar orayı işgal altında saymaktayız diyorlar. Artı petrol bölgesi. Çünkü bu Rakka, Deir ez-Zor, o alan aynı zamanda petrol bölgesi olarak biliniyor. O işte falan filan güçlerin petrol bölgesine olan muhabbeti, aynı zamanda Amerika destekli girişimler, işte Fırat Vadisi'nde hakimiyet falan, bütün onların petrole yönelik girişimler olduğu bilinmekte. Şam diyor ki hayır, petrolü kimseye kaptırmayız. Ve Şam'ın Deir ez-Zor tarafına bakışı Bağdat'ın Kerkük'e bakışına benziyor ve zaten onlar da Kerkük örneğini kullanıyorlar. Yani bakın işte nasıl Bağdat Kerkük'te gitti, kontrolü sağladı. Biz de aynı şekilde kendi petrol bölgemizde konuyu idareye ele alacağız diye. Suriyeli yetkinin, yine yetkilinin sözleri. Suriye'deki Kürtler için de Irak'taki gelişmeler bir ders olmalıdır. Eğer geleceğe yönelik planlar yapıyorlarsa Kuzey Irak'ta olan bitene de ders gözüyle bakmaları gerekir diye. Bütün bu kadar laftan sonra bugün yine Rusya denizaltılardan, denizden, Akdeniz'den Deir ez-Zor'a füze attı. Hala orada işte DAEŞ var diyor. Aynı bölgede küçük Amerika destekli falan filan güçlerin de varlığı var. Şimdi Rusya'nın demin de söylediğimiz Astana'da gündeme gelen Suriye konferansı meselesi. Milli Diyalog için Suriye Meclisi. Böyle bir şey isim bulmuşlar. Rusya açıkladı. Az önce Rus Dışişleri Bakanlığı açıkladı. Dedi ki 33 tane Suriyeli grubu davet edeceğiz. Bu arada toplantı yeri Soçi. Soçi'de işte kış olimpiyatları yapılıyor. Geçen Putin bir konferans için Soçi'deydi. O Soçi'deki tesislere olimpiyatlar için çok para harcadılar. Muhtemelen onun amortismanı için sık sık ne bulursa Moskova Soçi'de düzenlemeye meraklı. Suriye konferansı o da Soçi'de. Suriye konferansının Suriye'de düzenlenmesi daha uygun olmaz mıydı? Olurdu. Aslında Şam'da da olmaz. Zaten o Himeym'in üssünde düzenlenebilir diye bir teori vardı. Orada Rus üssü sayılıyor. Yani bir Rus fiziki zemini zaten Suriye içinde geçerli de zannediyoruz Soçi düzenlenmesi Amerika ve müttefiklerine bir
işaret. Yani Rusya hem konferans alıp oraya götürüyor, hem Suriye'nin geleceğinin ne işarette olduğunu gösteriyor, hem de işte bundan sonraki gelişmelerin Suriye'nin gölgesi, şemsiyesi altında olacağını ima ediyor. Dolayısıyla Soçi konferansı o anlamda manidar. Ne zaman olacak? 18 Kasım. Fazla bir zaman yok. 18 Kasım'da Soçi'de Suriye konferansı düzenlenecek. Ne oluyor? 33 Suriyeli grup, onun listesi bakamadık. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde açarsanız varmış kimleri davet ettikleri. Kimleri davet ettikleri önemli değil. Onlara yani davet edilme meşruiyet sağlamıyor. Onu söyleyebiliriz. Orada katılmaları yalnızca bazı belki tebligatları dinleyecekler. Yani illa katılacaklar da söz hakkı olacak. Ondan sonra bir şey iddia edecekler falan gibi değil. Bütün bu katılım vesaire planının arkasında işte Rusya'nın Soçi'de yapması muhtemelen şöyle bir durum var. En kısa zamanda ve ilk fırsatta Amerika'yı Suriye'den dışarı atmak için Şam, Rusya, hatta İran, başka bölge ülkelerinin de aynı niyeti olabilir. Böyle bir organizasyona girmiş durumdalar. Yani bu noktada işte kuzeye özellik veririz falan. Bütün onlar muhtemelen önce şu Amerikalıları bir yollayalım. Sonra bölge şartlarında, bölgenin geleneklerine ve tarihine uygun şekilde biz bu işi hallederiz mantığı olabilir. O mantığın değişmediği yolunda işaretler var. Dolayısıyla şimdilik öyle kağıt üzerinde olan bazı şeylerden fazla heyecana kapılmamak gerekiyor. Çünkü nihai olarak işte söylemişler, biz bütün her tarafta hakimiyeti sağlayacağız diye. O yüzden o konferansın katılımı falan konusu çok fazla bir şey söylemiyor. Böyle bir ortamda Vladimir Putin İran'a gidiyor. Çarşamba günü Vladimir Putin Tahran'a gidecek. Bir çalışma ziyareti tekrar. Yeni görüşmüşlerdi ama sık görüşüyorlar. Dini lider Hamaney ve Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüşecek. Aynı zamanda İlham Aliyev'in de Azerbaycan lideri Tahran'da olacağı bildirilmekte. O vesileyle İlham Aliyev ile de görüşecekmiş. Ne var gündemde? Suriye konulu gelişmeler diyor Vladimir Putin. Suriye'ye konuşacak Tahran'da. Aynı zamanda ikili ilişkiler, işte petrol vesaire konuşulacak diye bir başka vurgu. Dolayısıyla Rusya, Şam, İran, dolayısıyla Türkiye gelişmelere taraf ve olayın şu an noktada hakim durumda götürmekteler. Gota'da yardım geldi falan dedik. Bu yardım dağıtılırken aynı zamanda bombardıman yapılması diye çok alçakça bir uygulama var. Bu çok yaşandı, hala yaşanmaya devam ediyor. Bir yerde yardım dağıtılırken oraya sonra bomba düşüyor. Bugün de işte okul kapısında patlama oldu, bomba düştü. En az 5 çocuk öldü. 5 çocuk, 10 kişi öldü diye son bilgi var. 30'dan fazla kişi başka bombardımanda yaralandı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada 8 ayrı yerde bombardıman vardı. Dolayısıyla yani o yardım dağıtılıyor, işte insani destek falan, onların hepsi bu bombardımanların ışığında ve altında yapılıyor. Dolayısıyla orada yeni değişen bir durum yok. İzliyoruz. Geldik Donald Trump'a. Dün konuşamamıştık Donald Trump'ı, süremiz yetmemişti. Dünden bugüne fazla bir şey değişmedi aslında. Donald Trump daha öfkeli. Şöyle, teknik olarak hala bu dosyayla, soruşturmayla vesaireyle Donald Trump'ı ve Beyaz Saray'ı ilgilendiren bir durum yok. Ancak bu özel işte soruşturmayı yapan eski FBI Başkanı Mueller çok ilginç şekilde kurgu yapmış. Önce gürültü yapıyor, orada kaçışanları sonra yakalıyor. Kaçışanlara da sonra patron aleyhine
tanıklık yapmaları için baskı yapacağı anlaşılıyor. Trump ısrarla diyor ki benim bir alakam yok bu işte. Şimdilik doğru. Fakat tekrar daha önce de söylemekteydik. Donald Trump'ı zaten götürmek için ilk günden, seçildiği günden başlayarak bir hikaye dönmekte. Ve bunu haklı bir sebebe dayatmaları ya da dayandırmaları, Trump hakkında gerçekten bir suç bulmaları falan gerekmiyor. Amerika'nın ilginç yargı sistemi kapsamında işte dedin mi demedin mi, nasıl dedin, yeminli ifade, yemin altında yalan söyledi falan filan hikayesine sokarak başkanları da indirebilirler. Peki Donald Trump'ı indirebilecekler mi? Donald Trump'ın kanının son damlasına kadar kendisini savunmak için hala bol miktarda cephanesi var. Yani henüz o noktaya gelinmedi. Fakat böyle bir ortamda nasıl başkanlık eder? Aklı nerede olur? Donald Trump'ın zaten doğru dürüst başkanlık yapamadığı, zaten duruma hakim olmadığı, birçok olayın kendinin dışında geliştiği bilinmekte. Böyle bir ortamda Donald Trump'ın arkasına bakmaktan önüne bakamayacağı ve başka işlerle uğraşamayacağı, doğru dürüst başkanlık yapamayacağı biliniyor. Nedir? İşte kampanya menajeri dedikleri, kampanyasını yöneten adam, avukat marifetleri varmış. Neymiş? İşte Ukrayna'da Rusya yanlısı Yanukovic'in partisine destek vermiş. Oradan epey para almış. 18 milyon dolar kadar para almış. Çok büyük para. Sonra bu parayı Amerika'ya getirmiş. Yasa dışı yollardan getirdi. İşte para akladı. Yetkililere yalan söyledi falan diyerek Manafort ve yardımcısını bu şekilde kenara aldılar. Fakat bu tekrar şahsi işlemlerinden, işte Güney Kıbrıs'ta evler almışlar, şunu yapmışlar, bunu yapmışlar. Donald Trump geçmiyor. Fakat savcı Mueller, soruşturmayı yapan özel savcı, çok işin bütün inceliklerini bildiği için bir örümcek ağ gibi böyle ağ kurmakta. O ağın içine Donald Trump düşer mi, düşmez mi? Çok iyi hukuki destekle ve biraz soğukkanlı davranarak düşmekten kurtulabilir. Ama soğukkanlı davranmak deyince Donald Trump'ın kitabında öyle bir şey yok. Dolayısıyla öyle bir risk var. Bir de şu, Donald Trump'ı yemek için uğraşan ekip, Türkiye ile de uğraşan ekibin aynısı. Dolayısıyla yani Donald Trump'a sempati duymak duymamak falan meselesi değil. Donald Trump Amerikan statükosunu ortadan kaldırmak için yalın kılıç işin içine, arenaya girmişti. Ve o statükonun içinde Türkiye ile uğraşan çete de vardı. Onlar şu anda Donald Trump'ın karşısındalar. Dolayısıyla bu Amerika gelişmelerine bakarken biraz da o açıdan bakmakta fayda var. Şimdi Donald Trump açısından zayıf bir halka, ilginç bir şekilde bir Yunan asıllı Amerikalı ortaya çıktı. Şu masada oturan genç Yorgo Papadopoulos, George Papadopoulos diye geçiyor. 30 yaşında, Rum asıllı, fakat Yunanistan'da kimse şimdiye kadar daha Papadopoulos'a sahip çıkmadı. Kim bunun anası babası diye bakıyoruz, daha bulamadık açıkçası. İlginç bir şekilde. Şimdi Papadopoulos 30 yaşında. 30 yaşındaki çocuğun bu kadar yükselmesi, evet, seçim kampanyası sırasında çok müthiş bir gaz işlerinden ve enerji işlerinden anlayan danışmanım var diye Donald Trump bu çocuğu da saymıştı. O zaman dikkatimizi çekmişti. Gaz işi olunca Rum da veya Yunan asıllı olunca Rum akla geliyor. Papadopoulos da Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ta gayet çok yoğun bir soyadıdır, popüler bir soyadıdır. Tahminimiz bu Güney Kıbrıs'taki Papadopoulos'lardan. İşte gaz işleriyle ilgili, gaz enerji uzmanlığı var falan diye geçiyor. Köken olarak Chicago'da, Chicago'da tekrar Rum diye geçiyor. Kıbrıs Rum'u mu, Yunan Rum'u mu, o belli değil. O yüzden orada bir genelleme var. 2009'da üniversiteden mezun olmuş. Öyle çok önemli bir üniversite değil. Sonra
Amerika'daki Yunan toplumunun ve de lobisinin içine girmiş. Bir de bunu kim getirdi de Donald Trump'ın içine soktu diye ona da baktık. Görünüşte bir Londralı profesörden falan bahsediyorlar ama o Londralı profesör kim? Joseph Mifsud. O Malta kökenli. Pek bağlantı kuramadık. Profesör değil bizce. Bizce tahminimiz Reince Priebus denen bu. O da Yunan asıllı ilk özel kalem müdürüydü. Trump kampanyasının Manafort'tan sonraki kampanya yöneticisiydi. Sonra da özel kalem müdürüydü. Sonra da atıldı. Trump kovdu Priebus'u. Bu temel Priebus'un torpiliyle geldi ama o konuda da bir şey henüz bulamadık. Şimdi bu çocuk diyoruz çünkü boyundan büyük işlere girmiş. Londra'daki profesörle bir şekilde bağlantı kurmuş. Profesör bunun Donald Trump ekibine yakın olduğunu o arayı söylemiyorlar. Tekrar Priebus olabilir. Donald Trump ekibine yakın olduğunu anlayınca büyük muhabbet göstermiş. Demiş ki Ruslarla sizi ben buluşturayım. Bu da nasıl olduysa o işe bir olta olduğundan kuşkulanılıyor. O oltaya takılmış ve ısrarla Ruslardan Hillary Clinton kampanyası aleyhine belge toplamaya ve Ruslarla Donald Trump'ı buluşturmaya çalışmış. Boyundan büyük işler. İşin ne kadar nerelere gideceğini de öngöremediği anlaşılıyor. Rusların işte Clinton kampanyasından hacklenerek alınan e-maillerle birçok bilgilere sahip oldukları yolunda bir hikaye vardı. O hikayenin kapsamı olarak önce bu çocuğu bulmuşlar. Oradan da Donald Trump'a pat diye ulaşıyorlar aynı masada. Kıyamet kopuyor. İşte Donald Trump'ın bir de aynı zamanda şöyle FBI çok güzel yakalamış. Yalan söylemekten bir şey yaptığı için değil. İfadede yalan söylemekten önce kovuşturma açmışlar. Yemin altında yalan ifade vermenin cezası 5 yıl hapis, 250 bin dolar falan para cezası. Bunu duyduğu zaman itirafçı oluyor. Yelkenleri suya indiriyor. FBI'nin çok bildik bir taktiğidir. Sonra işbirliği yapma karşılığında işte 3-5 ay hapisle kurtarırız diye savcıyla anlaşıyor ve deyim yerindeyse ötmeye başlıyor. Şimdi herkesin, daha doğrusu muhaliflerin umudu bu Papadopoulos'un konuşarak Donald Trump'ı ve diğerlerini ele vermesi ve böylece Donald Trump'ın çevresindeki çemberin daha da daralması. Bu arada Papadopoulos kampanya sırasında Atina'ya gitmiş. Yunan Cumhurbaşkanı ile görüşmüş. Muhtemelen işte size Trump'ın selamını götürdüm diye gitmiştir. Tsipras'la başbakanla görüşmeye çalışmış olmamış. Muhtelif resimleri var. Yani Atina'nın da yakından desteklediği bir genç vatandaş olarak geçiyor. Ama tabii ki şu an Atina ya da Güney Kıbrıs'ta kimse Papadopoulos adını duymadığını falan söylüyor. O da çıkacaktır. Bulduğumuz zaman anlatacağız Papadopoulos'un maceraları. Şimdi petrol fiyatları, bugün IMF raporu da vardı. IMF hala petrol fiyatlarının düşük olmasının üretici ülkelere, körfez ülkelerine olumsuz etki yapacağını söylüyor da bu 60 dolar civarındaki petrolün, 60 doların bile bir soygun olduğunu söylüyoruz. Bu 60 dolar civarındaki petrol devam eder mi? Şöyle, kısa vadede Mart ve sonrasında üreticiler, işte Suudi Arabistan, OPEC dışı Rusya kararlı bir şekilde arzı kısarak, piyasadaki petrolü kısarak fiyatı yükseltmeye çalışıyorlardı. Şimdilik genel rüzgarla da ve de piyasa şartları deniyor ama piyasada hala yeterince petrol olduğu biliniyor. Bir spekülasyon da dönüyor. Çünkü ne kadar hedge fon, doğru dürüst para kazanamayan fon yöneticisi varsa petrole yatmışlar. Önemli bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Bir de işte böyle Kuzey Irak'ta bağımsızlık, işte Kürt petrolü vardı yoktu falan filan diye yaygara yapınca onları da aslı asları var mı yok mu diye bakmadan piyasa pat 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 yükseliş yönünde fiyatlıyor. Şimdi gidişat. Mart'a kadar bu üretimi kısma hikayesi sürecek gibi. Bir de tekrar
bütün spekülatif fonların hesabı şunu 70'e ittirebilir miyiz diye. Suudi Arabistan'ın ayrıca macera perest prensinin planları var, büyük planları var. Onun için de yüksek petrol gerekiyor, bütçe açığı var çünkü. O bütçe açığını kapamak için Rusya'nın başka hesapları var, o da masrafta. Putin de yüksek petrol istiyor fakat arz, işin esası arz nedir? Irak'ta durumun yatışması. İki, Irak'ın petrol ihracatına Türkiye'nin de katkısıyla normal biçimde devam etmesi, hatta asıl kapasiteye ulaşması. Irak normal kapasiteyle petrol ihraç etmeye başladığı zaman tekrar Türkiye üzerinden petrol fiyatının dengelenmesi ve hatta buralarda kalması, sonra da düşmesi bekleniyor. Ama şimdilik spekülatif bir dalga var. 2018'de yüksek devam edecek diye bir iddia var fakat petrol piyasasında pek öyle uzun vadeli hesap yapmaya çalışanlar yanılmışlardır. O yüzden kısa vadede belki 60-65 gibi gidecek gibi duruyor ama Türkiye'den gelecek haberlerle petrol düşebilir. Kapatmadan Katalonya'ya da bakalım, standart gündem maddesi. Katalonya'nın ayrılıkçı lideri kendisini Brüksel'e attı. Belçika'dan bundan sonra mücadelesine devam edecekmiş. Ne alaka deyince orayı Avrupa'nın başkenti saydığı için Brüksel'e gittiği söyleniyor. Brüksel'de en son devrik Afrika kralları falan gidip oralarda sürgünde yaşarlardı ama sürgündeki Katalonya kralı gibi bir şey açıkçası duymadık. O yüzden Puigdemont'un siyasi kariyeri sanılandan da kısa sürdü. Madrid savcısı 30 yıl hapis cezasıyla arıyor. Daha henüz resmi ilam hakkında çıkmadı ama mesela suçlamalar çok ilginç. İsyan, merkezi otoriteye karşı ayaklanma ve bir sahte referandum yaparak kendisine verilen kamu parasını israf etmek. Çok ilginç. İlla öyle büyük para falan değil. 5 peseta bile olsa Madrid diyor ki sana verdiğim parayı ne yaptın? O diyor ki işte seçimi harcadın. Ne seçimi? Referandum. Hangi referandum? İşte orada başı belaya girdi. 30 yıl hapis, daha da artabilir. Dolayısıyla oradan ne mücadelesine girecek? Girişeceği mücadele falan kalmadı. 21 Aralık'ta Katalonya seçime gidecek. Ayrılıkçı partiler de orada dağıldılar zaten. Biz de gireceğiz dediler seçime. Bu şekilde herkesin gerçek gücünü göstereceği anlaşılıyor. Herkesin gerçek gücü gösterildiği zaman da ayrılıkçıların sanıldığı kadar kuvvetli olmayacakları anlaşılmakta. Ama bu arada da Belçika hayli zor durumda. Böyle bir ayrılıkçı şahsı Brüksel'de ağırlamak, o zaman demek ki Avrupa Birliği'ni bölmek ve parçalamak isteyen bütün liderlerin Brüksel'e gelmeleri gerekiyor. Ama tabii ki kaybetmiş liderlerin de Brüksel'de olduğu anlaşılıyor. O yüzden Brüksel'in şu noktada Puigdemont'a fazla tahammül edemeyeceği de anlaşılıyor. Bir de Belçika'nın kendi ayrılıkçıları var. Valonlar, Flamanlar. Onlar da başka fikirlere sahipler. O yüzden böyle bir ortamda Katalonya'nın şu noktada bir vukuatı yok. Ha bu arada Madrid'in tekrar çok ilginç şekilde duruma hakim olması, olay çıkmamasını sağlaması, bunun perde gerisinde başka bir şeyler de olabilir ama ona henüz rastlamadık. Ama şu noktada ayrılıkçı hareketin kendi kendine çöktüğü anlaşılıyor. Merkezi idare kazandı. Yarın görüşeceğiz. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.